Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 25 Kasım 2020 Çarşamba. Dolu dolu bir gündem ve bülteni hazırlarken, haberleri sıralarken seçmekte zorlandığımız birçok başlık var bu akşam. Gündemin sıcak konularına bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasında sık sık yer verdiğini söyleyelim. İlk maddemiz bu olacak. AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda her biri manşet, her biri belki günlerce konuşulacak cümleler kurdu Erdoğan. Cumhur İttifakı ile ilgili konuştu. Asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir dedi. Devamında söz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'ın açıklamalarına da geldi tabii. Tepki dolu sözleri vardı o konuda da. Ve çok konuşulacak Kılıçdaroğlu'na verdiği o yanıt. Öğretmenlerle ilgili sözleri için CHP'lilerine açtı ağzını yumdu gözünü Erdoğan. Faşizm hatırlatması yaptı. Gerçekten son günlerin en kritik konuşması, içinde onlarca başlığın yer aldığı, bunların dışında başka sözleri de var tabii. Dinleyelim, izleyelim Erdoğan'ı, ardından hızla devam edeceğiz. ATV Haber'e hoş geldiniz. Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değil. AK Parti'nin meclis grubunda kürsüdeydi. Gündem başlıklarını tek tek değerlendirdi. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede uzunca bir süre en çok sıkıntıyı Kürtlerin çektiği ama milletimizin tamamına şamil bir özgürlük sorunu, hak sorunu, hukuk sorunu, adalet sorunu vardı. Bizim ömrümüz faşist anlayışla mücadele etmekle geçti. Bunun da bir numaralı temsilcisi CHP'dir. Sözü Bülent Arınç'ın açıklamalarına getirdi. Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. Hadi CHP gibi onların içindeki tetikçilerini de anladık. Peki yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş? Filancalar filancalar niye hala hapisteymiş? Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok. Arınç terörden cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın kitabından etkilendiğini söylemişti. Erdoğan Demirtaş'ın PKK'yı savunan bir isim olduğunu söyledi. Daha da tabii ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkesin okusun dediği kişi elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmeninin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur. Anayasanın yargıya müdahale edilemez maddesini hatırlattı ve ekledi. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini niye yapmıyorsunuz? Benim ne kadar talimat verme hakkım yoksa, ana muhalefetin de talimat verme hakkı yok. Bu talimatlar verilirken niçin gereğini yapmıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarın peşinden gidene öğretmen demem sözlerini de sert cümlelerle eleştirdi. Faşizmin en sefil örneklerinden birini hem de öğretmenler gününde tekrar sergilemiştir. Bay Kemal, şunu bil. Biz bana bir harf öğretenin kölesiyim diyen bir kültürün, bir medeniyetin mensuplarıyız. Kendine tabi olmayan herkese hakaret etmeyi siyaset sanan bu sefil zihniyet ülkenin utanç kaynağı haline gelmiştir. Bizim için her öğretmen hangi siyasi partiye oy verirse versin değerlidir. Hürmete layıktır. Şükrana layıktır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Meral Akşener'i ziyaret etti bu arada. Programlı bir görüşme tabii. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. Ana gündem malum Millet İttifakı'nın ikili özel baş başa görüşme sonrası kameraların karşısına da çıktı. Soruları yanıtladılar. Habercilerin aldıkları notlarda en aslında baştaki cümle bu oldu. Yeniden erken seçim istiyoruz dediler. Biz seçim istiyoruz. Muhalefet olarak evet. Biz seçim istiyoruz. Çözülemeyen sorun varsa sorunun çözümü için milletin hakemliğine başvurusun. Millet İttifakı'nın gündemi yine erken seçim. Geçen her gün toplumun üzerindeki maliyet artıyor. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Vatandaşın rahat etmesi için,
Bu iktidar sistematiğinin değişmesi için seçim istiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İkiliye Bülent Arınç'ın tartışmalı açıklamaları da soruldu. Ne Bülent Arınç ne de bir başkası düşüncelerini özgürce ifade edemiyor. Burada ilginç olanı 3 gün beklemesi. Tepkileri gördü ve Sayın Arınç'ı tahkir eden bir konuşma yapmak durumda kaldı. Ve CHP, HDP, İYİ Parti ile Saadet'in ortak anayasa yaptıkları iddiası. Böyle bir çalışma yapılmadı ki. Varsa bir taslak çalışma getirin bir görelim. Bunları böyle uzun uzun cevaplar vermek de bizim ayıbımız. Benim için konu kapanmıştır. Ve Muharrem İnce cephesi, CHP ve İYİ Parti Millet İttifakı'nın geleceği hakkında görüşmeler yürütürken o partisini eleştirdi. Hatta topa tuttu. CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz, düzeltemezsek yeni parti kuracağız dedi. İnce'nin erken seçim isteyen Kılıçdaroğlu ve Akşener'e de bir uyarısı vardı. Az önce dinlemiştik. Yerel seçimlerdeki başarıya aldanmayın dedi İnce. Yerel seçimlerde bir ittifakla yola çıktık. Öyle değil mi? Aday göstermeyen HDP'nin oyları da bizim içimizde. Sadece bizim başarımız değil. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun da var. Muharrem İnce erken seçim isteyen CHP ve İYİ Parti genel başkanlarına bu hatırlatmada bulundu ve ekledi. İktidar eriyor, muhalefet büyümüyor. Yine CHP yönetimini hedef aldı. Memleket Hareketi'nin partileşme süreciyle ilgili yol haritasını açıkladı. CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek partiyi tabii ki kuracağız. İnce CHP yönetiminin toplumu ilgilendirmeyen tartışmalarla uğraştığını söyledi. Son 3 aydır bakın neler tartışmışız şuna bir bakalım. Atatürk diyemeyen CHP'li il başkanı. Mustafa Kemal diyor sanki okul arkadaşı. 2. Azerbaycan'la ilgili çelişkili açıklamalar. 3. Amerika Birleşik Devletleri'nden demokrasi dilenmek. 10 gün içinde bekliyorum. Toplumu ilgilendirmeyen yeni bir tartışma. Son sözleri ise yaşadığı en büyük pişmanlığa ilişkindi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde keşke CHP yönetimine güvenmeseydim. Önemli sözler. Mecliste Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısına sarf ettiği sözler üzerine cereyan eden bir tartışmayla devam edeceğiz. MHP lideri HDP'nin cezaevindeki eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için terörist demişti. Bu ifadeyi kullanmıştı. İki partinin temsilcileri bugün bu ifadeler üzerinden genel kurulda atıştı. Genel başkanları Selahattin Demirtaş'a terörist dedi. Ama kendisi mafya liderleriyle kol kola yürümeye devam ediyor. Onun heykelini dikeceğim diyen adamın terörist olarak ifade edilmesi son derece normaldir. Selahattin Demirtaş'la ilgili tek bir gün mahkumiyet cezası yok. PKK bugün mafya denilecekse asıl mafya odur. HDP'liler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist Demirtaş sözlerine Alaaddin Çakıcı'yla yanıt vermek isteyince mecliste tansiyon yükseldi. Çakıcı kim, Demirtaş kim? Yani böyle bir kıyas olabilir mi yani? Vatanına milletine ihanet etmemiş biridir. Selahattin Demirtaş'la kendisinin bir araya gelmesi mümkün değildir. İki partiyi karşı karşıya getiren bir diğer tartışmaysa Kürdistan tanımı üzerinden oldu. Tartışmaya AK Parti de katıldı. Misaki Milli ye kim ihanet etti? Kürtler mi ihanet etti? İktidar olanlar mı? Kürt vatandaşlarımız sizi bu fikirlerinizden dolayı kınıyorlardır diye ekranlarda ben inanıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal İzmir'e gidemedi. Kürdistan'a geldi. Erzurum Kürdistan mı? Bunu kabul etmemiz mümkün mü? Erzurum öz be öz Türk yurdudur. Gelmişler bir kavrama takılıp bunu itiraz ediyorlar. Bunu anlamak mümkün değil gerçekten. Hem terör örgütü hem de onun siyasi uzantıları bu memlekette Allah'ın izniyle bitecek. 13. kattan düşerken öyle bir yere takıldı ki duyan da gören de inanamadı. Birazdan ATV ana haberde. Ve en önemli gündem maddelerimizden biri korona gündemi. Bilim kurulu bugün 17'de yine her zaman olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda video konferans yoluyla toplandı. Ana gündem maddesi salgına karşı ek yeni tedbir gelir mi? Biliyorsunuz kısıtlamalarda yeni önlemler alınması sürekli olarak
masada bir seçenek. Yani önümüzdeki günlerde acaba daha sert tedbirler gelecek mi? Nasıl bir tavsiye kararı çıkar? Şu an için bekliyoruz, gözümüz kulağımız orada. Bir de tabii aşı gündemi var, bizi ümitlendiren, umutlandıran. Herkes aşının ne zaman yapılacağını konuşuyor. Erdoğan bugün bizzat tarih verdi. Yerli aşının Nisan ayına yetişeceğini müjdeledi. Aralık ayı içinde de 10 milyon doz aşının Çin'den geleceğini biliyoruz. Almanya'da yaşayan Türk doktorlar Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin aşıları ise Türkiye'de gönüllülere uygulanıyor. Gönüllülere deneme maksatlı. Peki o aşılar ne şartlarda nerede tutuluyor? Cevap aslında işte burada. Hacettepe Üniversitesi'nde o aşıların saklı tutulduğu yere girdi arkadaşlarımız. -72 derecede saklanıyorlar. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz. En geç Nisan ayında uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Yerli aşı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Baharda uygulamanın başlayacağını belirtti. Salgınla mücadelede sadece milli aşı yok planlamada. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıların başarı oranı %95 olarak açıklanmıştı. O aşı gönüllülerin üzerinde Türkiye'de de denenmeye başladı. ATV Haber aşının titizlikle korunduğu birime girdi. Hangi yöntemle elde edilmişse o yönteme özel korunma, transport, nakil ve aşı yapılana kadar saklanacak yerlerin belli olması belli zaten. Dünyanın gözünü diktiği Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yaptığı o aşılar burada saklanıyor. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde özel bir bölmede ve özel olarak bu noktada saklanıyor. Bu özel soğutucu sadece izin verilen personelin girebileceği alanda yer alıyor. Anahtarı burada saklıyoruz titizlikle. Sadece gönüllülere aşı yapacağımız zaman açıyoruz dolabımızı. Evet, aşının bozulmaması, ıslatmasına uğramaması lazım. Açmamaya dikkat ediyoruz çünkü o soğuk zincir kırılsın istemiyoruz. Aşıların saklanması için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne özel bir soğutucu getirildi ve aşılar mutlaka -60 ile -80 derece arasında bulunması gerekiyor. Şu anda soğutucudaki sıcaklıksa -69.1. Aşı muhafazası aşının türüne göre değişir. BioNTech Pfizer aşısının -80, -70 ihtiyacı olduğu söylendi. Onun için taşımada onlara bu -80, -70 derecenin sağlanması lazım. Bu özel soğutucunun yanında bir de küçük bir soğutucu bulunuyor. Burada plasebo aşılar, yani boş aşılar bulunuyor. Bu ikisi de çok özel bir şekilde korunuyor. Salgınla mücadelemiz yaklaşık 9 aydır devam ediyor. Zaman zaman yorulduğunuzu biliyorum, tahmin ediyorum. Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Uyarılar, tedbirler, kurallar. Bizler televizyoncu olarak, televizyon habercileri olarak yaptığımız yayınlarda bir yere kadar uyarılarda bulunabiliyoruz. Bir yere kadar önleyici oluyoruz. Asıl ve kesin çözüm tek tek, fert fert, bizde, sizde. Hiç değilse sağlık şehitlerine, gecesini gündüzüne katan, çoluk çocuğundan aylardır uzakta görev yapan sağlık çalışanlarımıza karşı borcumuz bu olmalı. Ama bazen şöyle de demiyor değilim, onu da itiraf edeyim. Kime anlatıyorsun? Bu bir kızma ifadesi değil, yanlış anlaşılmasın. Endişeliyim. Daha çok onlar için. Kimler için? Olağan şüpheliler dedik buraya. Kimlerden bahsediyorum? Hala sokakta bildik manzaraları karşımıza çıkaranlara. ATV kameraları bugün öyle görüntüler kaydetti ki, izleyelim. Sizin de işiniz zor, şundan zor. Hem servis yapıyorsunuz hem de burada yemeyin, ayrılın diye ya, de uyarmak zorundasınız. Ne kadar uyarsan uyar, adam anlamak istemiyor. Dönerini alan ayakta yiyor. Önüne geçilmiyor galiba. Zaten yabancılar ne yaparsan yap anlatamazsın. Ağızlarında maske de yok. Aynen. Takmaları lazım. Yemek için bir araya gelenler uyarıları aldırmadı. Burası Taksim Meydanı ama yurdun birçok noktasında manzara neredeyse aynı. Uyarıyor musunuz böyle buralarda birikenleri? Evet, evet söylüyoruz. Bayağı bir kalabalık oluyor. Evet söylüyoruz. Alınan tedbirlerden biri de artık restoranlardaki işte bu masaların kalkması, ardından paket servisin başlamasıydı. İşte bu yeni tedbirlerle birlikte aslında görüntü bu işte. Hemen lokantaya, restorana gelen aldığı yemeği, dönerini, tostunu işte böyle ayakta yiyince yine kalabalıklar oluşuyor. Sık sık uyarılar yapılsa da aslında gün boyu manzara bu şekilde. Aile, ayıl diyorsun, adam poşeti adamın dibine kadar giyiyor. Manzara anlatıyor biraz. Yani anlatıyor yani, anlat bazen diyor ya televizyon, anlatmaya gerek yok. Bu da öyle bir kare yani. Oldu.
Yine bu görüntüde İstanbul'un en kalabalık caddesi İstiklal'den. Tıklım tıklım. Polis sosyal mesafe ve maske konusunda uyarsa da tablo bir türlü değişmiyor. Uymuyorlar zaten ki. İnşallah insanlar uyar ve bu tedbirlerle sayılar düşer. Umudumuz o. Bugünlerde deniz bereketli. Hal böyle olunca oltacılar da yine Galata Köprüsü'ndeydi. Bazılarında maske de yok. Aynen. Takmaları lazım. Çok yanlış bir şey. Alınan tedbirlere bir de Galata Köprüsü'nden balıkçılar üzerinden bakalım dedik. İşte Galata Köprüsü yine kalabalık. Kimi noktada sosyal mesafeden bahsetmek imkansız ve maskesiz yine burada balık tutmaya çalışanlar da gözümüze çarpanlar arasında. Biz elimizden geldiğince mesafeye uymaya çalışıyoruz. Maskelerimiz takılı gördüğünüz gibi. Herkes keşke sizin gibi duyarlı olsa. Eyvallah. Pekala, maske yok, inmiş aşağıya, uyarılar var biliyorsunuz. Ama olması gereken yerinde değil. Yo yerinde. Nerede? Şimdi. Şimdi yerinde. Toplu ulaşımdaysa manzara kabus gibi. Metroda, metrobüste sosyal mesafeden bahsetmek imkansız. Tedbirler devreye girdi ama o tedbirlere uymak hiç de kolay değil. Hele ki İstanbul gibi büyük şehirlerde toplu ulaşımla işinize gidip akşam da yine evinize dönmek zorundaysanız. Hem de çok kalabalık. Çok az geldiği için mecbur biliyoruz biz. Sosyal mesafe çok geçerli olmuyor. İşte İstanbulluların en büyük şikayetleri de toplu ulaşımla ilgili. Özellikle sabah saatlerinde otobüslerin içi tıklım tıklım oluyor. Toplu taşımı kullanıyorum. İnsanlar tıklım tıklım. Ben sabah nefes alamadım otobüste. Kalabalıktı. Evet. Toplu taşımada nefes alınmıyor. Şimdi tabii böyle giderse alınacak tedbirler daha da sert olacak ve o sert tedbirler aslında tam kapanma demek. Zaten tam kapanma olmadan da bazıları, bazı kurumlar, bazı işletmeler, kafeler, restoranlar gibi toplu olanlar faaliyetlerine bir süreliğine ara vermek durumunda kaldı. Ancak yasağa uymayan işletmeler de var, onu da söyleyelim bu arada. Gerçek şüphelilerden bahsediyoruz. Biraz önce dedik ya, olağan şüpheliler, hastalık taşıyabilenler ya da bulaşacak olanlar diye. Şimdi bir de gerçek şüpheliler var. Polis ekipleri dün akşam onlardan birine baskın yaptı. İçeride yok yok, maske zaten yok, onlarca insan. Üst üste nargileler, okey masaları ve dahası. Ne maske ne mesafe, üstüne bir de nargile ve okey. Pandemi için getirilen ne kadar kural varsa o burada yok. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlara müşteri alımı yasaklanmıştı. Ancak gelen ihbarlar bazı kafelerin arka bölümlerine gizlice müşteri alındığı yönündeydi. Polis o kafelere baskın yaptı ve pes dedirten manzaralarla karşılaştı. Yasağa rağmen masalar doluydu. Kimi okey oynuyor, kimi nargile içiyor, kimi ise yemek yiyordu. Şu nargileleri bir çekmeyin bakayım. Polisi karşılarında gören müşteriler neye uğradıklarını şaşırdı. Polis gelmiş buraya, hala da nargile çekiyorsunuz ya. Başka bir mekandaysa karantinada olması gereken bir kişinin kalabalığın arasında okey oynadığı ortaya çıktı. O kişi ambulansla karantina yurduna götürüldü. Maltepe, Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu. Koca bir sorumsuzluğa imza atan 115 kişi ve kural tanımaz işletme sahiplerine yüklü miktarda para cezası kesildi. Şimdi bu fotoğrafı ilk etapta algılayamayabilirsiniz ama dikkatlice bakmanızı ve kulağınızı da bana vermenizi rica ediyorum. Bizdeki durumu aktardık, dünyaya geçeceğiz. Vaka sayısı 60 milyonu aştı. Salgın her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Hastalar, ölenler kadar, ekonomi etkileri, işsizlikte cabası. Umut var tabii aşıda ama daha oraya gelmeden önce bu görüntüler geliyor. Nereden bu görüntüler? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Morglar dolmuş. Cenazeler soğuk hava tırlarına konulmuştu. Cenazeler bunlar. Yeni haber, tırlarda bekleyen yüzlerce cesedin yakınları tarafından alınmadığı bilgisi. Gerçekten kabus gibi. Yani ölüler sahipsiz. Bahanesi de var. Genelde cenaze törenlerinin yüksek masraflarından yakınıyor Amerikalılar. Aileler masrafları karşılayamadığı için yakınlarının cenazesini almıyor, yüzlerce ceset yaklaşık bir yıldır soğuk hava tırlarında gömülmeyi bekliyor.
Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen yer Amerika. Salgının ilk günlerinde ülke genelinde olduğu gibi New York kentinde de binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Toplu mezarlar yetersiz kalmış, morglar da ağzına kadar dolduğu için cesetlerin bir kısmı soğuk hava tırlarına konulmuştu. Aylar birbirini kovaladı, bu tırlarda bekletilen cesetlerin çoğuna sahip çıkan olmadı. Bazı aileler yüksek cenaze masraflarını öne sürdü, bazılarına ise hiç ulaşılamadı. Cesetlere ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor. Covid-19 salgını Amerika'da hız kesmeden yayılıyor. Bilim insanları eğer önlem alınmazsa vaka sayısının 20 Ocağı kadar 20 milyonu aşacağını söylüyor. Bu da pandeminin ilk günlerinde gerçekleşen ölümlerin bir kez daha yaşanabileceğinin habercisi gibi görünüyor. Dev proje yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı talimat verdi, devlet el attı. Peki Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nasıl tamamlanacak? Birazdan ATV ana haberde. Terörle mücadele notlarıyla devam edeceğiz. Komandolarımız sınır ötesinde PKK'ya karşı büyük bir darbe daha vurdu. Barış Pınarı bölgesine saldırmaya hazırlanan kalabalık bir terörist grup İHA'lar tarafından tespit edildi. Yer altından tünel kazarak ilerlemekti amaçları. Ama kazdıkları o tünel mezarları oldu. Tam 17 kişilerdi. Hepsi öldürüldü. Bir notta yurt içinden Mehmetçik Bitlis'te teröristlerin sığınak olarak kullandığı 3 mağara buldu. Onları da tek tek imha etti. Şimdi bir başka terör meselesine geçeceğiz. Aslında devlet terörü diyebiliriz buna net olarak. İsrail'den bahsediyorum. Filistin topraklarındaki İsrail işgali yine eşi benzeri görülmüş bir zulüm haberiyle gündemde çünkü. Evleri yıkılan Filistinler seslerini duyurmak için eylemdeydi. İsrail askeri yine acımasızca müdahale etti sivilleri. Yaralananlar oldu. Birinin acil doktor müdahalesine ihtiyacı vardı. Ambulansa alındı, hastaneye götürülecekti. Ama askerler o ambulansı da bastı ve yaralı halde onu gözaltına almaya çalıştı. Hem evlerini yıktılar hem de yaraladıkları Filistinliyi ambulanstan indirip gözaltına almaya çalıştılar. İsrail Filistin topraklarındaki Batı Şeria'daki işgali sürdürüyor. Dünya yaşanan dramı görmese de Filistinliler seslerini duyurmak için eylem yapıyor. İşte o eylemlerden biri Yukarı Hamissa köyündeydi. İsrail askerleri evleri yerle bir olan Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Sağlık görevlileri yaralanan bir Filistinliyi ambulansa bindirdi. Tam hareket edecekleri an İsrail askerleri ambulansa binip yaralı adamı gözaltına almak istedi. Sağlık görevlileri askerlere direndi ve sonunda yaralı Filistinli hastaneye götürüldü. Bugün 25 Kasım, kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Özel bir gün. Gönül ister ki bitsin, son olsun, bugün son olsun, son bulsun ama olmuyor ne yazık ki. Bu kez Manisa'da bir anne sırf boşanmak istiyor diye kocası tarafından öldürülmek istendi. Hem de çocuklarının gözü önünde. Boğazı kesildi. Hayatta şans eseri. Ayrılırsan seni öldürürüm diyordu. Maket bıçağına direkt baktım, boynuma sürecek, elini tuttum ben. Sol tarafımdan aşağı doğru iyice çekti. Kanlar akmaya başladı. Sürekli şiddet görüyordu, daha fazla dayanamadı, boşanmak istedi. Ama çocuklarının gözü önünde boğazı kesildi. Baba yapma, baba yapma, sarıldılar ama hiçbir şekilde işlemedi ona. Esra Oymak daha 18 yaşındaydı evlendiğinde. 3 çocuğu oldu. Bir yandan çocuklarına annelik yaparken diğer yandan da eşinin şiddetine maruz kaldı. Her seferinde sessiz kaldım çocuklarım için. Şiddetin dozu gün geçtikçe arttı. Talihsiz kadın artık dayanamayınca da boşanmak istedi. Elinde maket bıçağı vardı. Direkt çıkardı, seni öldüreceğim diye. Direkt baktım boynuma sürecek, elini tuttum ben. Gücüm yetmedi artık, kanlar akmaya başladı. Vicdansız adam çocuklarının gözü önünde eşini öldürmeye çalıştı. Çocuklarım ona daha sarılıyor, baba yapma diyordu. Bir anda tekrar başka bıçak almaya giderken ben cama koştum. İki bıçağı bu sefer boynuma koydu. Seni öldüreceğim, kurtuluşun yok dedi bana. Esra Oymak yaralı halde kaçmaya çalışırken yardımına annesi koştu. Anne beni kurtar.
Beni kesti annem. Annem beni çekti aldı oradan. Hastanede tedavi altına alınan Esra Oymağ'ın boğazında 15 santimetrelik kesik vardı. Ama savcılık kocasını adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Kararı duyunca inanamayan Esra Oymağ pes etmedi. Savcıyla konuşmamla gerçekleşti. Ben konuşunca o da tutuklandı. Evet, tekrar hatırlatalım. Bugün kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Bu çerçevede alınan birçok tedbir var elbette. Dahaları da gelecek, dahası da gelecek biliyoruz. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet'in hayata geçirdiği bir uygulamadan bahsedelim. KADES uygulaması da onlardan biri. Yardım istemek için, bu bir aplikasyon, yardım istemek için tek bir tuşa basmak yetiyor. Eğer ihtiyacınız varsa hiç durmayın, telefonunuza indirin. Uygulamamızın adı KADES, kadın destek uygulaması. İçişleri Bakanlığı devreye soktu. KADES Türkiye'nin dört bir yanında kadınların koruyucusu oldu. Gerçekten bir şiddete uğradınız. Bu konumumuzu nerede olursak olalım, değil tabii mi? Ki. Konumumuzu belli ettiği için biz orada sadece çaktırmadan butona da bastığımızda emniyete ya da işte jandarmayı yanımıza hemen çağırabileceğimiz bu uygulama. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününe araştırmacı gazeteci Müge Anlı kayıtsız kalmadı. Kadın destek uygulaması KADES canlı yayında tüm Türkiye'ye tanıtıldı. Bugün aramızda çok değerli konuklarımız var. Hemen size tanıtayım. Gülpınar Adir, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Tayfur Akar komiserimiz, hoş geldiniz. Sibel Karakaya'da polis memurumuz, hoş geldiniz. Lütfen akıllı telefonu olan tüm hanımlar da telefonlarını ellerine alsınlar. Ben şimdi hiç bilmiyorum bunu, sen şimdi hiç bilmeyen birini anlat. Uygulamaya dair tüm adımlar tek tek anlatıldı. Bu hani bütün telefonlarda var herhalde. Tabii akıllı ki, telefon akıllı diye telefonların şey hepsinde var. Uygulamalar kısmından KADES diye yazıyoruz. İndir diyorum. İndir diyoruz. İndim acaba, aç değil aç mi? Aç diyelim. Evet. Şimdi buraya aç yazalım. Aç dediği andan itibaren TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Yazalım bakalım Müge Anlı diye. Evet, doğum tarihimiz, telefon numaramız, kullanım sözleşmesini onaylıyorum, size güveniyorum, doğruladım. Bu sadece kadınların indirebildiği bir program. Size doğrulama kodu gelecek. Sistem otomatik olarak aktif bir hale gelip butonunu oluşturacaktır. Sistemin çalışması için kritik nokta ise akıllı telefonunuzda konumunuzun açık olması zorunluluğu. Butona bastığınız andan itibaren konumunuz 155, 156 ve 112 ihbar hatlarına düşecektir. Ve ekibimiz en kısa sürede, biz bunu 5 dakika olarak hedeflemekteyiz, gelip yardım edecektir. Nereye basacağız? Orta kısmına. Bak basıyorum, ben basmıyorum ha. Basabilirsin. Senin... Diyor ki yardım diye. İsteğiniz emniyet birimine iletilecektir, devam etmek istediğinizden emin misiniz? Evet diyorum. Polis uygulama sayesinde şu ana kadar 48.682 kadının yardımına koştu. 620.829 kadın da cep telefonlarına KADES'i yükledi. Oo. Geldi valla polislere, hoş geldiniz. Polisin gücünü hissetmek, polisin varlığını hissetmek çok önemli. Şiddete uğrayan hanımlar... Hırsızlar genelde herkes uykudayken ya da ortalıkta kimse yokken çıkıyor ortaya. Çünkü etrafta kimse olmaması işlerini kolaylaştırır. Ama İstanbul'da bir çete güpegündüz çıktı ortaya. Çok rahatlardı. Bir mahallenin orta yerinde ellerini kollarını sallaya sallaya dakikalarca hırsızlık yaptılar. Tam 2200 metre fiber optik kablo çaldılar. Gören olmadı mı? Oldu tabii ama şüphelenen olmadı. Bakın neden. İşçi yeleklerini giydiler, 750 bin liralık kablo çaldılar. Fiber optik kablo vurguncuları, kabloları döşeyen taşeron işçiler çıktı. İstanbul Yeşilköylüler internetlerinin kesik olduğu gerekçesiyle internet sağlayıcı firmaya başvurunca çıktı olay. Firma bölgeye ekiplerini gönderdi. Arıza için Yeşilköy'e giden ekipler tamir edecek kablo bulamadı. Çünkü kablolar çalınmıştı. Polisin devreye girmesiyle güvenlik kameralarında işte bu görüntüler bulundu. Üzerlerinde işçi yeleği olan 4 kişi kablolarla çalışıyordu. Kimse onların hırsız olabileceğinden şüphelenmedi. Biri tuttu, biri kesti, diğerleri de yükledi. Yaklaşık 2200 metre kabloyu doğrayıp çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı. 750 bin liralık kabloyu çalan hırsızlar fiber optik kabloları 75 bin liraya bir hurdacıya sattılar. Kamera görüntülerinden harekete geçen polis hırsızları yakaladı. Üstelik de o hırsızlar taşeron firmanın işçileriydi. Ama tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Mucize, şimdi izleyeceğiniz haberi anlatabilecek en net kelime. 2 yaşında bir çocuk 13. kattaki evlerinin penceresinden boşluğa düştü. Hayatta kalabilmesi için bir mucize gerekiyordu ve oldu. 13. kattan düştü, demir korkuluklara takılınca hayatı kurtuldu. Çin'de evdekilerin dalgınlığını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk pencereye çıktı. Yerden onlarca metre yüksekteydi ve korkmuştu. Dengesini kaybedip aşağı yuvarlandı. Çocuğun kıyafeti büyük bir şans eseri bir kat aşağıdaki evin balkon korkuluğuna takıldı. Çocuğu fark eden ev sahibi hemen yardımına koştu. Hemen itfaiyeye haber verildi ama ekipler ulaşana kadar çocuk aşağı düşebilirdi. Adam çocuğun kollarından tutup beklemeye başladı. Gergin bekleyiş dakikalar sürdü. Olay yerine ulaşan itfaiyeciler korkuluğu kesmeye başladı. Minik yaramaz uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı. Onu dakikalarca tutan adamsa Çin'de kahraman ilan edildi. İlaç yok, enjeksiyon yok, ameliyat yok. Sırt, bel ve boyun ağrısı çekenlerin tercihi birazdan ATV ana haberde. Fikirtepe yeniden inşa edilecek. Semt sakinlerini heyecanlandıran bu müjdenin talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Aslında Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesi 10 yıl önce başlamıştı biliyorsunuz ama kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve müteahhitler arasındaki savaş diyelim, rant savaşı yüzünden sonuca ulaşamadı. Binlerce mağdur var ortada. O mağduriyetin giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projelerin tümünü devraldı. Dönüşümün 2023'te bitmesi hedefleniyor. Bu saatten sonra artık mağdur olmak istemiyoruz. Bir yanda boşaltılmış halde bekleyen metruk binalar... Örneklerin iyilerinden bir tanesi. Bundan daha kötü halde olan ve 10 yıldır boşaltılmış olan bu şekilde metruk binalar var. Diğer yandaysa yarım kalan inşaatlar. 4 blok 33 kat üzerine yapılacakken sadece 1 blokta 13 kat yapıldı. Öylece kaldı. 8 yıldır bekliyorum. Mağdurum. Fikirtepe'nin 3'te 2'si halen duruyor, yapılmadı. İnsanlar mağdur. Fikirtepe 2010 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Ancak 10 yıl geçmesine rağmen hala yıkılmamış onlarca bina var. Sebebi ise işi yarım bırakan müteahhitler ve kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar. Geçen sürede olansa Fikirtepe sakinlerine oldu. Müteahhit yok ortalıkta. Bıraktı gitti. Karşı taraflarımız yine öyle. Fikirtepe'de bazı projeler de tamamlandı. Arkamda o binalardan bir tanesini görüyorsunuz. O binanın 50 metre uzağındaki sokaktaysa hala onlarca bina kentsel dönüşüm bekliyor. Binaların hali ise ortada. Sözleşmeler yapıldı, proje alanıdır diye ilan edildi. Yıllardır ne yapılıyor ne biz kendimiz tamir edebiliyoruz. Yaşanan sıkıntılar üzerine devlet taşın altına elini koydu, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Bölgede kentsel dönüşüm adeta yeniden başlıyor. Hala ipi unsa emmeye çalışan, vatandaşların mağdur eden firmaların burada kesinlikle artık barınma imkanı yok. Yeni dönemde hak sahiplerinin haklarını koruyacak bir yol haritası belirlendi. Projeleri artık TOKİ ve Emlak Konut birlikte yapacak. Ocak ayında yıkımlar kaldığı yerden devam edecek, Mart ayında da inşaat çalışmaları başlayacak. Şu anda Fikirtepe'de bir binanın içerisindeyiz. Görüyorsunuz kolonlar patlamış durumda. Duvarlardaysa çatlaklar var. Bu bina 4 yıl önce boşaltıldı. Müteahhitle anlaşma yapıldı. Ancak ne bina yıkıldı ne de yeni bir proje başladı. Aldı buydum aramızı ama başlamadığı için biz mağduruz. Kiramızda müteahhit başlamıştı ama şimdi ödemiyorlar. Bir hafta içinde bakanlık Fikirtepe'de 2 ayrı ofis açacak. Vatandaşlar ofislerden bilgi alabilecek. Çok şükür en azından devletimiz bu işe el attı. Yani için mutluyuz yani. Alışveriş tutkunları için büyük indirim dönemi geldi. Şimdi izleyen birçok kişi diyecek ki evet biliyoruz zaten. Her yerde boy boy ilanlar var. Mağazalarda da durum böyle. İnternet sitelerinde de. Peki ne kadarı gerçek? Onu sormamız gerekiyor. İnsanın aklına bu geliyor tabii. Aralarında acaba aldatmacı olanlar da var mı? Olma ihtimali yüksek. Bunu tahmin etmek zor değil. O aldatmacaya kanmamak da sizin elinizde. Sadece dikkat edeceğiniz birkaç husus var. Bakın neler. Şu anda vitrinde saatlerde net %30 indirim yazısı yazıyor. Bu yazı sizi cezbediyor mu? Asla. Ne aldınız mesela?
Ne aldım? Şimdi çeyizlik bir şeyler aldım. Evlilik için hazırlanıyorum. Onun için bir şeyler aldım kendime. Yılın en büyük indirim dönemi geldi. Efsane Cuma, Süper Cuma ya da Şahane Cuma. Benzer sloganlarla süslenmiş birçok cezbedici kampanya var. Hem de her yerde. Çok mu sık çıkıyor karşınıza bu reklamlar? Evet, maalesef. Sürekli gözümüzün içine sokuyorlar. Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği o indirim günleri artık başlıyor ama... İnternet sitelerinde o karşımıza sıkça çıkan reklamlarda, kampanyalarda gerçekten bir indirim mi var dersiniz? Tüketiciler internet ortamında o kolaylıktan alışveriş yaparken ciddi de risklerle karşı karşıyalar. Bedava mı mal böyle? Her şeyin bir maliyeti var. Bazı fırsatçı satıcılar tüketicilerin ihtiyaçlarını ederinden biraz daha düşük fiyatla satın alma duygularını istismar ediyorlar. Mobilyadan giyime, beyaz eşyadan yiyeceğe kadar pek çok üründe indirim var. Ama aralarında koca bir aldatmacadan ibaret olanlarda aldanmamak içinse dikkatli olmakta fayda var. Yani mağazada 500 lira alabileceği ürün bazen internet ortamında 700 lira olabiliyor. Ben de 130 lira internette koymuş 159 lira artı bir de şeyini kargo ücreti alıyorlar. 500 liralık bir ürünü önce 1000 lira yapan satıcıya onu 500 liraya %50 indirimle sattım diyorsa ve kanıtlayamazsa daha önce 1000 lira olduğunu fiyatın 500 lira üzerinden %50 indirim yapmak zorunda kalabilir. Fiyatlar gibi dikkat isteyen bir başka konuysa alışveriş yapılan adresler. Bir defa sitenin güvenilir olup olmadığını kontrol etmeleri lazım. Ayrıca sanal kart kullansın. Kredi kartında limiti bitmiş dahi olsa gidip kredi çekebilirler. Evet, bir mağaza fiyatına bakmak, sonra internetten almak belki daha da mantıklı olabilir. Lütfen dikkat. Amerikalı bir sürücü direksiyon başında uykuya yenik düşünce aracıyla nehre uçtu. Gözünü açtığında aracın içinde sıkışmış, boğulmasına da ramak kalmıştı. Hayatta kalmasını sağlayan polisin zamanında ve aslında çok da cesur müdahalesi oldu. Canlarını tehlikeye attılar, araçta sıkışan kadını böyle kurtardılar. Yer Amerika'nın Ohio eyaleti. Direksiyon başında uyuyan kadın sürücü önce bariyere çarptı, sonra Mahoning nehrine uçtu. Kadın sürücü yavaş yavaş suya gömülmeye başlayan araçta sıkışıp kaldı. Tam umutlar tükeniyordu ki kadının imdadına polisler koştu. Kadını kurtarmak için zaman daralıyordu ama polislerin işi de zordu. Balçık zeminde dengede durmaya çalışan polis sonunda araca ulaştı. Cam baltayla kırıldı, kadın sağ salim dışarı çıkmayı başardı. Polis kadını kucakladığı gibi kıyıya çıkardı. Ve bir başka kurtarma operasyonu ama biraz gecikmiş. Bir inek yaylada otladığı sırada çukura düştü. Günlerce orada aç susuz kaldı, tam 10 gün. Şu an hayatta, hayatta tutansa elbette ki şans. Gördüm burada, işte buradan geçerken. Çukurda kaç günlerdir? Aç susuz çukurda mahsur kaldı, günlerce bekledi, bir tesadüf sayesinde kurtarıldı. Hadi geçmiş olsun arkadaşlar. Konya'da otlamaya çıkan inek geri dönmedi. Sahibi 10 gün boyunca dağ taş demeden onu aradı ancak bulamadı. Sonunda bir çoban tarafından yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurda bulundu. Bine sen de vur, sen de vur oradan bir de. Bu dur. Çoban hemen köye haber saldı. Kazma küreğini alan ineğin yanına koştu. Çıkar bir şey olmuş maşallah. Köylüler saatlerce uğraştı. Çukurun kenarları genişletildi ve mutlu sona ulaşıldı. Gel maşallah. Önce boynuzuna bağla. Kayropraktik. Duydunuz mu bilmiyorum. Aşina olanlarınız vardır belki bu tanıma. Şöyle de bilebilirsiniz. Manuel terapi. Şöyle özetleyeyim. Sırt, bel ve boyun ağrısı çekiyorsanız, ameliyatsız bir çözüm arıyorsanız, işte size göre bir tedavi yöntemi. Peki nasıl?
izleyeceksiniz şimdi. Ama ben öncesinde önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. İzlediğinizde zaten anlayacaksınız ama bu işin eğitimini almış uzman bir el tarafından uygulanması gerekiyor. Yoksa sakatlanabilirsiniz. Herhangi bir ilaç yok, bir enjeksiyon yok, bir cerrahi girişim yok. Bırakın. Amacımız kas ve iskelet sistemi sorunlarına yönelik tanı ve tedavi, ardından da önleyici yaklaşımlarla uygulanan bir tedavi metodu. Kemik sesleri sizi korkutmasın. Bu tedavi adı kayropraktik ya da manuel terapi. Sırt, boyun ve bel ağrıları işte bu yöntemle gideriliyor. Kayropraktik doğal tedavi yöntemi. Hiçbir yan etkisi yok. Tedaviye öncelikle değerlendirmeyle başlayacağız. Sol dizinize doğru yaklaşmaya çalışın. Evet. Hareketler esnasında herhangi bir kısıtlık var mı? Öncelikle onu görmeye çalışıyoruz, belirlemeye çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde boyun ağrılarım vardı. Şu an daha rahatlamış hissediyorum. Kayropraktik aslında uzun yıllardır biliniyordu. Ama pandemi günlerinde yine tercih edilir oldu. Yaren Hanım'ın da yaklaşık bir aydır sırt ve boyun ağrısı vardı. O şiddetli ağrılarından kurtulabilmek için kayropraktik tedavi yöntemine başvurdu. Ve bugün biz de o tedavisine eşlik edeceğiz. Nefes alın lütfen. Nefesinizi verin. İlk anda rahatlamayı hissettim. Peki kayropraktik tedavi kimlere uygulanıyor ve uygulama kaç seansla bitecek? Ne kadar sürecek? Eğer ki bir kırık varsa, bir tümör varsa, bir kanser varsa, bu gibi durumlarda ileri yaş, osteoporoz durumlarında biz bu tedaviyi çok fazla tavsiye etmiyoruz. Bazı hastalıklarda birkaç seansta etkisini gösterdiği de oluyor. Bazı hastalarda 8-10 seansta biz tedavi alıyoruz. Of, bu bayağı fena. Filme erenlerin bir de önemli uyarısı var. Değil mi? Bu konuda evet, çok dikkatli olmak gerekiyor. Önemli. Özellikle bu tedavi yöntemi son yıllarda çok fazla popülerleşti. Bu tedavi uygulayan kişinin gerçekten bu eğitimi almış olması çok önemli. Bu arada söyleyeyim, canınız yanmıyor. Aksine bir rahatlama geliyor, ben yaptırdığım için biliyorum. Şimdi Ay'dan bahsedeceğiz. Ay'daki madencilikten. Dünya bitti, şimdi Ay'da maden savaşı başladı. Ay savaşları kızışıyor. Çin uzay madenciliğinde yeni bir adım attı. Chang 5 roketini dünyaya örnek getirmesi için Ay'a gönderdi. Ay, teknoloji geliştikçe insanoğlu için daha da önem kazandı. Çünkü üzerinde henüz keşfedilmeyen çok sayıda maden bulunduğu düşünülüyor. Bu madenlerin keşfedilmesi için de harekete geçildi bile. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, ay yüzeyine çok sayıda insansız araç yollamıştı. 2024 yılında da bir kez daha astronot yollamayı planlıyor. Bu seyahat hem Mars yolculuğu öncesi bir prova olacak, hem de daha etkin bir araştırma yapılacak. 2019 yılının Ocak ayında ayın karanlık yüzünde bitki yetiştirmeyi başaran Çin, geliştirdiği teknolojiyle rakiplerinden geri kalmak istemiyor. Chang 5 araştırmasıyla Ay'a yeni bir araştırma robotu gönderen Çin, daha önce ayak basılmamış yerlerden 2 kilograma yakın örnek toplamayı planlıyor. Eğer görev başarılı olursa Amerika ve Rusya'nın ardından Ay'dan parça toplayabilmiş 3. ulus Çin olacak. Biz de hava soğuk ama İstanbul'da ve Türkiye'nin çoğunda bir de zeytin hasadı mevsimi de geldi. Arkadaşımız ATV Haber 2'den Necat Kurbul bugün o hasadı görüntülemek için oradaydı, yerinde. Zeytiniyle ünlü Orhan Gazi'nin yeni mahallesindeyiz. Artık zeytinde hasat mevsimi başladı. Hanım ağayla birlikte zeytin bahçesine gidip zeytinleri toplamaya başlayacağız. Hadi bakalım. Hanım ağa yardım et diyorsun. Hiç yardım et. Hanım ağa tek başına yapıyor. Zeytin bahçelerinde daha çok kadınları görüyoruz. Onlardan biri de hanım ağa lakaplı teyzemiz. Kolay gelsin. Bir gelin de şöyle bir konuşalım. Gelemeyiz çünkü mecburum toplama. Buyurun siz gelin. Ben mi geleyim oraya? Ben geleceğim.
Çok sallanıyor ama bunlar. Sallanacak o. Olacak o kadar. Zor değil mi burada böyle? Zor mor artık. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Mecburuz yani toplama yapma. Yağ çıkarılır. Basılan basılır. Kışlık zeytinler, yazlık olur. Yani sallanıyor. Sen... Rüzgar estikçe de sallanıyor. Öyle biz korkmuyoruz. Siz alışıkıyoruz. Yok yok. Bayağı da yüksek. Yaş kaç hanıma? 60. Maşallah 60 ama merdivenin başında. Allah'a şükür. Yağmurda, karda. Yani mecbur toplanacak bu maksimum. Onlarla uğraşıyoruz işte. Rüzgarla birlikte hem ağaç sallanıyor hem de üzerinde bulunduğumuz merdiven. Ben daha fazla burada durmak istemiyorum. Hanım ağa zeytin toplamaya devam edecek ama ben artık ineyim buradan. Şimdi bir diğer bahçeye gidiyoruz herhalde. Evet, alt tarafa fidanlıya gidiyoruz. Her gün böyle gidip geliyoruz herhalde. Her gün böyle. Evet. Böyle çıkarttın. Tepelerde fidanlarsa sıyırırsın. Zeytinde bereketli bir yıl geçiren üreticiler topladıkları zeytini aldıktan sonra zeytinyağı yapmak için fabrikaların yolunu tutuyor. Şimdi bir araya gideceğiz. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.